TV19 ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars'ta konuştu. Yola devam diyen Bakan Arslan 24 Haziran seçimlerine işaret etti. Partilerinin üzerinde oyunlar oynandığına dikkat çekti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu. Coğrafya kaderdir derler. Doğrudur. Coğrafya kaderdir. Ama coğrafya ile ilgili kaderi değiştirmek bizim, sizin elinizdedir. İşte bu kaderi değiştirmek için 16 yıldır gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gece gündüz demeden kapı kapı geziyoruz, sokak sokak geziyoruz, gönüllere girmeye çalışıyoruz. Hele ki dış güçlerin, büyüyen güçlenen Türkiye'nin yolunu kesmek adına, reisimizin yolunu kesmek adına, bu coğrafyayı yangın yerine çevirmek adına her türlü oyunu oynadığı bir ortamda bize durmak yok, bize durmak yaraşmaz. Partilerinin üzerine oyunlar oynandığına dikkat çekti. Oynanan oyunları bozma vakti. Bunu kimle başaracağız? Bunu kimle yapacağız? Elbette ki 81 milyon vatandaşımızla yapacağız. Biz de sizi mahcup etmemek, Kars'ı Türkiye'ye mahcup etmemek, Türkiye'yi de dünyaya mahcup etmemek adına arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze kattık. Allah'a şükür herkes diyor ki ne mutlu ki Kars'a, ne mutlu ki Kars'ın evladına bu bayrak hiç inmeden daha yukarılara çıktı, yukarılara çıkmaya devam etti. Arslan vakit Türkiye vakti diyerek sözlerini noktaladı. Durmak yok diyoruz, yola devam diyoruz. Onun için vakit elbette ki Türkiye vakti. Vakit elbette ki Kars vakti ama vakit artık 3-0'ın vakti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimlerine değindi. Seçim kampanyalarıyla ilgili detayları paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Partimiz, milletvekili seçim kampanyası ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçim kampanyasını Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir hızla ve büyük bir kararlılıkla yürütüyor. Yine biliyorsunuz yarın Marriott Otel'de aday tanıtımımız ve seçim bildirgesi tanıtımımız olacak. Aday listelerimizi Yüksek Seçim Kurulu'na verdik. Bugün sizlerle seçim koordinasyon merkezimizin yaptığı çalışmaları paylaşacağız. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Tuncay Özkan, Seçim Koordinasyon Merkezimizde aktif olarak bu çalışmaları yürüten arkadaşımız. Yine hepinizin bildiği Genel Başkanımızın baş danışmanı Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul Milletvekili. O da Seçim Koordinasyon Merkezimizin başında. 24 Haziran seçimlerine işaret ederek seçim kampanyalarıyla ilgili detayları paylaştı. Kampanya sloganlarımızı hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekili seçimi için ayrı ayrı belirledik. Aslında bu sloganları biz belirlemedik. Halk kendisi belirledi. Millet kendisi belirledi. Sosyal medyada konuşulan, yazılan ve ilgi gören o önemli Türkiye'nin bugünkü durumunu ve gelecekle ilgili çıkışını işaret eden kampanya sloganları doğrudan doğruya ilk defa belki de halkın belirlediği kampanya sloganları olarak ortaya çıktı. Tezcan AK Parti'nin seçim beyannamesini yorumladı. AK Parti 16 yıldır Türkiye'de yapamadığı, çökerttiği ne varsa onları tamir edeceğini anlatmaya çalışıyor. Sorumlusu olanın çözüm merkezi olabilmesi mümkün değil. 3600 ek göstergeyle ilgili biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifi verdik, önergeler verdik. Bunları reddeden AK Parti'ydi. Seçim kapıya dayanınca o telaş içerisinde şimdi vereceklerini söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetteyken bile AK Parti'ye, iktidara zorlayarak bu noktada
kısmi iyileştirmeleri yapabilecek gücünü göstermiştir. Millet sandıkta AK Parti'nin seçim bildirgesinin herhalde elinin tersiyle itecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne şimdi sıra sizde artık tamam diyecek. 24 Haziran'da gerçekleşecek 27. dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti'den aday gösterilen 600 adayın tanıtımı Ankara Arena'daki toplantıda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Çorum milletvekillerini de tanıttı. Halka hizmet var her seferde. 24 Haziran'da gerçekleşecek 27. dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti'den aday gösterilen 600 adayın tanıtımı Ankara Arena'daki toplantıda gerçekleştirildi. Adana, Julides Arayeroğlu, Tamer Dağlı. Programda aday tanıtımının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeleri açıkladı. Ankara Sivrihisar Otoyolları 2023 perspektifimizde yer alan projeler arasında bulunuyor. Ovit Tüneli'ni bu yıl, Zigana Tüneli'ni önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Cizre ile Şırnak'ı birbirine bağlayan Cudi tünelleri beton kaplama aşamasına geldi. İnşallah yakında onları da hizmete açacağız. Aday tanıtımına Çorum'dan ise milletvekili adayları Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve Serap Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karata, Belediye Başkanı Zeki Gül ve ilçe teşkilatları katıldı. AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 360 sayfalık beyannamede Çorum'a hızlı tren müjdesi de yer aldı. 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimleri öncesinde AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Ayrıca halen inşaatı süren çok sayıda tünelimiz bulunuyor. 360 sayfalık seçim beyannamesinin proje çalışmaları devam eden öncelikli hızlı tren projeleri arasında ise Kırıkkale, Çorum, Samsun hızlı tren projesi de yer aldı. Beyannamede 2023 perspektifinde Doğu Batı ve Kuzey Güney akslarında yapılması planlanan diğer hatların etüt projelerinin devam ettiği de belirtildi. 2023 perspektifimizde Erzurum'dan Samsun'a, Malatya'ya kadar pek çok şehrimizi hızlı tren konforuyla tanıştırmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda eski statların bulunduğu alanlar millet bahçesine dönüştürülecek. Konuyla ilgili TV19 mikrofonlarına konuşan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Doktor Turhan Kılıççıoğlu stadının da millet bahçesine dönüştürülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında bazı illerimizde millet bahçeleri kuracağız sözlerinin ardından gözler ülke genelindeki eski statlara çevrildi. Birçok kente yeni statların yapılmasının ardından atıl durumda kalan eski statlara belediyeler tarafından millet bahçeleri kurulacak. Bu statlardan birisi de Çorum Doktor Turhan Kılıççıoğlu stadı. TV19 mikrofonuna konuşan Belediye Başkanı Zeki Gül konuyla ilgili bilgi verdi. Çorum'da da bizim eski stat yerimiz var, yeni yapılan stadımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği eski statta yeni statla Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapıldığı için eski stat yerleri Gençlik ve Spor Bakanlığı terk ediyor. Yeni stadı yine Gençlik ve Spor Bakanlığı yapıyor. Bizim durumumuzda biraz farklılık var. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığımız protokole göre biz yeni stadı tamamen yerini de
Yapımını da belediyemizin imkanlarıyla yapmış durumdayız. Yani bu belediyemizin imkanlarıyla yapılan bu stat bittiğinde biz bunu Gençlik ve Spor Bakanlığımıza terk edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da eski stadın yerinde, spor salonunda ve orada bulunan sentetik sahaları bize terk edecekti. Gül, eski stadın yerine millet bahçesi yapılmasının kendisi için de önemli olduğunu kaydetti. Biz eski stadın yerini millet bahçesi yapabilmemiz için şöyle bir çözüm yolu bulabiliriz. Bunu ben de özellikle isterim. Eski stadın yerinde millet bahçesinin olması benim için de çok çok önemlidir. Çok da hoşuma gider. Orada 500 tane bina olacak yerde çok güzel bir millet bahçesinin bulunması bizi de son derece memnun eder. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla görüşürüz. Bizim belediyemizin yaptığı, kendi imkanlarıyla yaptığı stada harcadığımız miktarı biz Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan alırsak eski stadın yeriyle ilgili hiçbir talebimiz olmaz. Orada herhangi bir yapılaşmaya da gitmeyiz. Bu da bizim için de, Çorum için de ve ülkemiz için de Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüze açtığı bir husus olmuş olur. Bizim de çok hoşumuza gider. CHP Çorum Milletvekili adayları Tufan Köse, Burçin Solmaz Polat, Gürsel Yıldırım, Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve parti teşkilatı kanalımızı ziyaret etti. 200 bin oy aldım. Öbür tarafa ben şey yaptım. CHP Çorum Milletvekili adayları Tufan Köse, Burçin Solmaz Polat, Gülser Yıldırım, Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve parti teşkilatı TV19'u ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, 24 Haziran seçimlerine değindi. Çorum'da da bizim iddiamız ve hedefimiz örnek çalışmayla Cumhuriyet Halk Partisi'ni öncelikle birinci parti yapmak, Cumhurbaşkanı adayımızı birinci en çok oy alan aday yapmak, birinci turda seçtirmek ve en çok oyu alan Millet İttifakı'nın içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci yapmak. Bütün hedefimiz bu. Buna ilişkin bütün planlamalarımız hazır. Buna ilişkin çalışma programımız hazır. Türkiye'de 80 milyon insanımızı, Çorum'umuzda 530 bin insanımızı kucaklayacağız. Onlara Türkiye'nin 2018 yılında hak ettiği yönetimin nasıl olması gerektiğini anlatacağız. İl Başkanı Tüfekçi de 31 Mayıs'ta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek olan mitinge tüm Çorumluları davet etti. Milletvekili adaylarımıza başarılar diliyorum. Haftaya 31 Mayıs Perşembe günü Saat Kulesi Meydanı'nda saat 15'te yapacağımız mitingimize bütün halkımızı davet ediyorum. TV19 Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kılıç da ziyareti değerlendirdi. Ve milletvekili Sayın Tufan Köse Bey, akabinde Burçin Hanım, Mehmet Tahtasız Bey ve Gürsel Bey ile birlikte CHP'nin yeni il başkanlığına seçilen Hasan Eray Bey ve Merkez İlçe Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz TV19 kanalımızı ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şubesi üyeleri iftar sonrası bir araya geldi. Toplantıda MHP Çorum Milletvekili adayları ocak mensuplarına tanıtıldı. Göklere çıkarırken ülkücü kardeşlerine hor bakanlar. Ülke Ocakları üyeleri iftar sonrası Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı tanıtım toplantısı için bir araya geldi. Bugün de biat edenlerin sesidir. Bu ses 5000 şehidimizin kemiklerini sızlatıp firavunlaştıranların değil, bir kuru ekmekle. Yoğun katılımla gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Yavuz Ünlü bir konuşma yaptı. Ülke Ocakları olarak gece uyumadan, gündüz oturmadan bu davanın çilesini çeken ağabeylerimize, şehit düşen ağabeylerimize mahcup olmamak için devamlı durmadan çalışıyoruz, mücadele ediyoruz.
Yıllardır bu mücadele devam ediyor. Bu mücadele Fikri Arıkanların, Cengiz Baktemurların gözünü kırpmadan şehadete susamış şehitlerimizin davasıdır. Bu davaya sahip çıkmak bizim her şeyimizden daha önemlidir. Bunun için hep birlikte mücadeleye hazırız. Bugün liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla yeni bir mücadeleye girmiş bulunuyoruz. Allah'ın izniyle 24 Haziran seçimlerinden sonra geleceğin 2023 lider ülke Türkiye'sini hep beraber inşa edeceğiz Allah'ın izniyle. Ünlü daha sonra MHP Çorum milletvekili adaylarını ocak mensuplarına tanıttı. Yine Milliyetçi Hareket Partimizin milletvekili adayı Sayın Mehmet Karaca Bey buradalar. Yine kendisini alkışlıyorum. Ardındansa üyelere ünlü tarafından teşekkür belgeleri verildi. Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri yaz kursları için kayıtlar 19 Haziran'da başlayacak açıklama Belediye Başkanı Zeki Gül'den geldi. Gül, gençler için birbirinden güzel kursların yer aldığını söyledi. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Belediye Gençlik Merkezleri bünyesinde açılacak yaz kursları için kayıtların 19 Haziran'da başlayacağını bildirdi. Gül yaptığı yazılı açıklamada belediyenin öğrencilerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmesi için çeşitli kurslar düzenlediğini ifade ederek çocuklara ve gençlere 4 yaşından itibaren değerler eğitiminden buz patenine kadar birçok alanda kurs açılacağını belirtti. Gençlik merkezlerinde piyano, gitar, bağlama, keman ve ney gibi enstrüman kursları, el sanatları ve resim kursları, atletizm, basketbol, badminton, voleybol, handbol, futsal, yüzme, masa tenisi, bocce, bowling, dart, fitness ve buz pateni gibi spor kursları, akıl oyunları, halk oyunları ve drama kursları açılacak. Çorum Barosu tarafından geleneksel hale getirilen iftar programı bu yılda baro üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Yoğun ilginin olduğu yemekte baro başkanı katılımcılara teşekkür etti. Çorum Barosu tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi. Baro üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen yemekte davetliler hep birlikte oruç açtı. Baro Başkanı Altan Akpınar misafirlere teşekkür etti. Geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün meslektaşlarımızla birlikte Kutsal Ramazan ayında bir araya geldik ve bir iftar programı düzenledik. Biliyorsunuz Ramazan insanların kaynaştığı, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun en üst düzeyde yaşandığı aylardan biridir. Ben bu kutsal ayın ülkemize, hanemize, kalbimize ve dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum. Tüm meslektaşlarımın ve Çorum halkının kutsal Ramazan ayını kutluyorum. Hukukçular çeşitli ezgiler eşliğinde yemek yiyerek sohbet etti. Çorum'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Biri bebek, 3 kişi yaralandı. Kaza İstanbul-Samsun D100 karayolu Çorum-Osmancık Ardıçköy mevkiisinde meydana geldi. Osmancık yönüne giden Fevzi Paşaoğlu yönetimindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sağındaki şarampole girdi. Kazada Fevzi Paşaoğlu, eşi Meliha Paşaoğlu ve 1 yaşındaki çocukları Mustafa Kemal Paşaoğlu yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sen buraya yeni geldin. Kazanın olduğu anda bu adam vardı. 80. yılını kutlayan Halk Bankası etkinliklerine devam ediyor. Genel Müdür Osman Aslan, memleketi Çorum'a gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Aslan, Belediye Başkanı Zeki Gül'ü makamında ziyaret etti. Halk Bankası'nın kuruluşunun 80. yılı nedeniyle Genel Müdür Osman Aslan memleketi Çorum'a gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Aslan, Belediye Başkanı Zeki Gül'ü makamında ziyaret etti. Osman Aslan 80 yıldır KOBİ'lerin büyümesi için katkı sağlayan bir banka olduklarını söyledi. Biz bankamızın 80. yılını kutluyoruz. Halk Bankamızın 80. yılını kutluyoruz. 80 yıldır Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'deki işletmelerin başta KOBİ'ler olmak üzere büyümesine katkı sağlayan bir bankayız. Dün Ankara'daydık. Müşterilerimize akşam iftar yaptık, beraber olduk. Onların sorunlarını dinledik. Bugün Çorum'dayız. Çorum aynı zamanda memleketimiz. Aynı zamanda da size hayırlı olsun dileklerimizi iletmek üzere geldik. Aslan, bankalarının Çorum'a olan desteğinin artarak devam edeceğini belirtti. Halk Bankası Çorum'da da ilçeleriyle birlikte 10 adet şubeyle faaliyetini gösteriyor. Ümit ediyorum Halk Bankamızın Çorum'a olan desteği bundan sonra artarak devam edecektir. Biz Çorum Belediyesi ile de yakın ilişkiler içerisindeyiz. O konuda da desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Akşam yaklaşık 1000'in üzerindeki müşterilerimizle beraber olacağız. Onlarla daha çok yakınlaşacağız. Ve Halk Bankası Çorum'a, müşterilerimize daha fazla neler yapabilir? Bu konuları biraz görüşme imkanımız olacak. Başkan Zeki Gül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken ekonomiye dikkat çekti. Diğer misafirlerimize, Ticaret Odası Başkanımıza, Halk Bankası'nın, Halk Bank'ın 80. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Türk ekonomisinin lokomotif bankalarından olan Halk Bank'ımız bütün ekonomik dengeleri alt üst etme mücadelesini dünyadaki iç ve dıştaki ülkemizin ilerlemesine, ekonomik olarak ilerlemesine, siyasal istikrarına düşman güçler tarafından çok büyük bir saldırının olduğu seçim öncesi döneminde ayakta dimdik durabilen çok önemli bankalarımızdan, Halk Bankamızın, ben de 80. kuruluş yıl dönümü kutluyorum. Sayın Genel Müdürümüzün ve misafirlerimizin bu nezaketli ziyaretlerinden de son derece memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada bina, arsa ve araziler için yılda 2 taksit halinde ödenen emlak vergisinin 1. taksit ödeme süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği hatırlatıldı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, bina, arsa ve araziler için yılda 2 taksit halinde ödenen emlak vergisinin 1. taksit ödeme süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini belirtti. Yabacıoğlu yaptığı açıklamada söz konusu ödemelerin belediye veznelerinin yanı sıra banka şubelerinden, anlaşmalı fatura tahsilat merkezlerinden, PTT şubelerinden ve belediye internet sitesindeki online ödeme bölümünden de yapılabileceğini kaydetti. Vatandaşların mağdur olmaması için belediye vezneleriyle ilgili birimlerin hafta sonu da açık olacağını dile getiren Yabacıoğlu, 2018 yılı bina, arsa ve arazi için tahakkuk eden vergilerin yapılandırmaya girmediğine dikkat çekti. Organize sanayi bölgesi ve sanayi sitelerindeki iş yerleri için emlak vergisi muafiyeti getirildiğini anımsatan Yabacıoğlu, muafiyet 2018 yılından itibaren başlıyor. Bu yıldan önceki borçların ödenmesi gerekmektedir ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce son bir haftada Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 49 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 18-24 Mayıs'ta Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 49 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4474 olduğu bildirildi. Çorum gündemini günlerdir meşgul eden Ulu Mezarlık'taki gizemli kızla ilgili yeni bir gelişme yaşandı sevgili izleyiciler. 16-17 yaşlarındaki bir kızın Ulu Mezarlık'ta yakalandığı iddia edildi. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül konuyla ilgili açıklama yaptı. Çorum'un gündemini günlerdir meşgul eden Ulu Mezarlık'taki gizemli kızın esrarı çözüldü. Şeyler 16-17 yaşındaki bir kızın Ulu Mezarlık'ta yakalandığı iddia edildi. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül konuyla ilgili konuştu. Dün yine Mezarlıklar Müdürlüğümüzde bir kız çocuğu yakalandı ve bizim güvenlik görevlisi arkadaşlarımız tarafından polisle görüşmeler neticesinde çocuğun psikolojisi bozuk gerçekten, hiç kimseyle konuşmayan, hiçbir yerde zarar vermeyen bir hali var. Dolayısıyla biz kanunen Mezarlıklar Müdürlüğümüz olarak mezarlığı ziyarete gelen ya da mezarlığın ziyaretinin dışında gelen, oraya zarar vermeyen, orada gezen birisine yapacağımız bir şey yok. Polis de geldiğinde bir zarar var mı, herhangi birisine zarar vermiş mi diyerek emniyet güçlerince de yapılacak bir şey olmadığını haklı olarak belirtmişlerdi. Zeki Gül vatandaşlara ve kamuoyuna çağrıda bulundu. Ben vatandaşlarımızdan, basın mensuplarından, kamuoyundan özellikle istirham ediyorum. Psikolojisi bozulmuş, hasta olan bir çocuğumuza bu denli rahatsız ederek bu aileye bir nevi işkence yaşatmanın hiçbir anlamı yok. Lütfen bu gizemli kız işini bırakalım. Başka işlerle uğraşalım. Yani Türkiye'de ülkemizin içeride ve dışarıda şu seçim atmosferinde müthiş problemlerin olduğu bir durumda ve ekonomik olarak bir nevi savaşın olduğu bir ortamda ülkenin böylesine önemli günler geçirdiği bir zamanda Çorum'u bu gizemli kız meselesiyle meşgul etmenin ne ilimize ne ülkemize bir faydası vardır. Gül bu meselenin o kadar abartılacak bir durum olmadığını kaydetti. Çorumlu vatandaşlarından ulusal yayın yapan değerli yayıncılarımızdan bu meselenin öyle abartılacak kadar çok büyük bir mesele. Bu gizemli falan değil. Psikoloji bozulmuş olan 16-17 yaşlarında bir genç kızımızın meselesidir. Bu mesele İlimizdeki yöneticiler tarafından, bu işin uzmanı doktorlarımız tarafından, ailesi tarafından çözülecek bir husustur. Bir çocuğun mezarlığı ziyaretine takıntı yapmasını sanki görülmeyen bir varlık muamelesi yaparak bunu basında malzeme yapılması en azından o çocuğun ailesine yapılmış en büyük kötülüktür. Ben tüm vatandaşlarımın bu işlerden uzak durmasını, basın mensuplarının da artık bu işe bir nokta koymasını özellikle rica ediyorum. Başkan Gül, olayı istismar etmeye çalışan insanların türediğini de sözlerine ekledi. Bana ulaşan bir şey yok ancak bunu istismar etmek isteyen insanlar ister istemez türemiştir. İster istemez istismar etmek. Sanki belki de yakalanan kızın o kızla ilgisi olan olmayan birisi var mı yok mu bir başkası mı geldi gitti. Ben bunu bilemem. Bizim arkadaşlarımız da belki bilemezler. Ancak bunu magazin malzemesi yapmanın, bunu uzatarak insanların kafasını bulandırmanın ve bununla ilgili Çorum'u özdeşleştirmenin ben bize yanlış yapıldığını, ilimize yanlış yapıldığını özellikle belirtmek isterim.
Şanlıurfa Viran şehirde iki akraba aile arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavga kanlı bitti. 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Şanlıurfa'nın Viran şehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü, silahların da kullanıldığı olayda 6 kişi yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sabri, Ahmet ve Şehmuz Kırmızı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Hacı, Sait ve İbrahim Halil Kırmızı'nın ise tedavileri sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri hastanede ve olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kastamonu'da üniversite öğrencileri yıl boyunca derslerinde yaptıkları oyuncak ve öğretici materyalleri ihtiyaç sahibi köy okullarına gönderecek. Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin araç, gereç ve eğitici materyaller geliştirme derslerinde yaptıkları ürünlerin yer aldığı sergi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda açıldı. Sergide yer alan tamamen doğal ürünlerden yapılan oyuncak ve öğretici materyaller köylerde bulunan ihtiyaç sahibi ana sınıflarına dağıtılacak. Öğretim görevlisi Bahar Gümrükçü Bilgici, öğrencilerin yaptıkları ürünleri yıl sonu sergisinde bir araya getirdiklerini söyledi. Öğrencilerimizin eğitici araç gereç geliştirme dersleri var, materyal geliştirme dersleri var. Bu derslerde yaptıkları ürünleri biz yıl sonunda okul öncesi eğitim şenlikleri kapsamındaki bir havada halka açık bir şekilde sergi şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bu sergiye yıl içerisinde yaptığımız materyallerin yaklaşık işte 1000 parça materyal yapıyoruz, ürün yapıyoruz. Bunları koyuyoruz. Nedir bu materyaller? Kuklalar, kaşık kuklaları, el kukları, ipli kuklalar. Sergiden sonra ürünlerimizi her yıl olduğu gibi seçtiğimiz ürünlerimizi yine irtibatta olduğumuz, bize ulaşan okullara koliliyoruz ve gönderiyoruz. Öğrenciler de oyuncakları özenle hazırladıklarını söylediler. Ya birçok çalışma yaptık. Birinci sınıflar ve ikinci sınıflar olmak üzere bütün arkadaşlarımız birçok çalışma yaptılar. Yani bazı çalışmalarımızı köy okullarına yardıma muhtaç olan çocuklara da gideceğini biliyorduk. Onlar için de bayağı çalışmalar yaptık. Eğitici kitaplar yaptık. Hepsi kumaştan, yani öyle hani kağıtla falan değil, bayağı kumaşla falan yapılıyor. Hepsi ve kesinlikle hazır malzeme kullanılmıyor. Tüm arkadaşlar burada gördüğünüz ve üzerindeki bütün malzemelerin hepsini kendileri yapıyorlar. Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobille kamyonet çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tokat'ın Turhal ilçesinde Kenan Yaman'ın kullandığı otomobil Cafer Cenikli idaresindeki kamyonetle Şenyurt beldesi yakınlarında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsüyle beraberindeki Ayşenur Yaman, Mehmet Müjgan ve Yücel Uzun yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adıyaman'ın Samsat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uzman erbaşı olarak görev yapan otomobil sürücüsü Kenan Yaman'ın ailesiyle Samsun'da askerlik yapan bir yakınının yemin törenine gittiği öğrenildi. Sevgili izleyiciler, haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 152 1919 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza bilgileriyle birlikte gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere de yer verelim. Ana haberin bu akşamda sonuna geldik. Türkiye'nin ve Çorum'un gözü kulağı olmaya devam edeceğiz efendim. Hayırlı iftarlar.